Fatma Gül, üzme kendini kardeşim. Sıkma canını, sıkma. Rahmi abi. Geldim. Seni böyle üzgün görünce dayanamıyorum ben. Düzelecek, her şey düzelecek. Sabır Fatma Gül, sabır kardeşim. Hadi sen git yemeğini. Abla? Ha canım. Savcılıkta işimiz bitti. Ne oldu? Hepsinin ifadesi alındı. Savcı senin de ifadeni almak için bir de delilleri toplamak için ek süre istedi hakimden. Kadir Bey'in de söylediği gibi. Aldılar üçünü tekrar nezarethaneye götürdüler. Abla beni merak etme. Öbürkülerin hali perişan. Beklemiyorlardı tabii. Şımarık avaz avaz bağırıyor. Dayı babamı çağır. Babamı çağır, gelsin buraya. Münir hırsızı bu sefer dolap çeviremedi ya. Hırsını benden almaya kalktı. Bu sevincin çok kısa sürecek Meryem Hanım. Öyle mi sanıyorsun? O salak oğlunun yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğim. Bana bak, kimi tehdit ediyorsun sen ya? 3 gün sonra çıkacak bu çocuklar, 3 gün sonra. Sonra kaçacak delik arayacaksınız. Ya onları tutuklattırırsam? Boşuna ümit verme insanlara, öyle bir şey olmayacak. Tutuklattırmakla kalmayacağım, mahkum da ettireceğim. Ha, kendine çok güveniyorsun, öyle mi? Kendime değil, adalete güveniyorum, kanunlara güveniyorum. Hadi Meryem Hanım, gidelim. Görüşeceğiz! Görüşeceğiz, daha sık görüşeceğiz maalesef. Kadir Bey meydan okuyunca Münir'in halini görecektin. Poposuna baka baka geri döndü gitti. Ne olacak şimdi? Ben gelecek miyim oraya? Hakim öyle karar verdi. Geleceksin mecburen. Çok zor olacak senin için yavrum. Ama başladık bir kere. Bitirmek zorundayız. Vazgeçmek yok artık. Yok Fatma Gül. Jinekolojik muayene de edeceklermiş seni. Soruşturma için gerekliymiş bu da. Sonra psikologlar dinleyecekmiş seni. Psikolojik durumuna bakacaklarmış. Anlatacağın hikayeyi iyice tahlil edeceklermiş. Psikoloğun vereceği rapor savcı için çok önemliymiş. Senin de ifadeni aldıktan sonra savcı iddianamesini hazırlayıp onları hakim önüne çıkaracakmış. 14 Nisan dedi savcı. Kerim'in doğum günü. Suçu kabul etmiyoruz efendim. Müvekkillerimin kendi ağzından da dinlediğimiz üzere onlara iftira atılıyor. Müvekkillerimin bu iftira karşısında
maddi ve manevi tazminat haklarının sakla tutularak serbest bırakılmasını saygılarımla talep ediyorum. Gereği düşünüldü. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın Fatma Gül Ilgaz'ın şikayeti üzerine Kerim Ilgaz, Erdoğan Yaşaran, Selim Yaşaran ve Vural Namlı hakkında hazırladığı dosya incelendi. Şüpheliler ve müdafileri iddia makamını dinledi. Şüphelilerden Kerim Ilgaz'ın hakkındaki delillerin değerlendirilmesi ve hakkındaki suç vasfının değişmesi ihtimali, adalete yardımcı olma arzusu dikkate alınarak serbest bırakılmasına. Şüphelilerden Vural Namlı'nın sağlık sorunu nedeniyle soruşturmaya daha sonra dahil edilmesine. Şüphelilerden Selim Yaşaran ve Erdoğan Yaşaran'ın bu süre içinde soruşturmayı engellemeye teşebbüs etme, şüphelilere atılı suçların niteliği, delilleri karartma ve yurt dışına kaçma ihtimalleri bulunduğundan tutuklanmalarına karar verildi. Tutuklandılar mı? Bir şey söylemeyecek misin? Geçmiş olsun.